Herkese merhaba. Bu videoda DSLR yani dijital fotoğraf makinelerinde manuel çekim modunun nasıl kullanıldığını anlatmaya devam edeceğim. Bu kez konumuz pozlama üçgeni. Bir önceki videoda pozlamanın ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz ve fikir edinmek istiyorsanız aşağıda açıklama veya yorum kısmına linki bırakacağım. Kısaca makinedeki pozlama ayarıyla fotoğrafın ışık seviyesini belirliyoruz. Peki manuel modda çekim yaparken doğru pozlamayı veya dilediğimiz değerdeki pozlamayı nasıl belirleyeceğiz? Pozlama üçgeniyle. Bu üçgeni makine manuel moddayken kontrollerinin tamamen fotoğrafçıda olduğu 3 temel değer oluşturmaktadır. Diyafram açıklığı, enstantane hızı ve ISO değeri. Bu 3 değerin üçgen oluşturmasının nedeni ise pozlamaya, ışık seviyesine etki ettikleri gibi birbirlerini de etkilemeleri. Kısacası manuel modda çekim yaparken bu 3 değeri kesinlikle birbirinden bağımsız düşünmüyoruz. Tam tersi hangisinin değeriyle oynarsak bir yandan da sürekli olarak diğer değerlerin ne şekilde etkilendiğini takip etmeliyiz. İlk olarak diyafram nedir, ne işe yarar? Diyafram lensinizin ne kadar açılacağını ve bu sayede makinenize giren ışık miktarını belirler. Değeri düşürdükçe, örneğin 2.8, 2.0, 1.8, 1.4 gibi düşük rakamlarda diyafram açılır ve daha çok ışık alır. Peki diyaframın tek özelliği ışık miktarına etkisi mi? Hayır, aynı zamanda diyafram açıklığı net alan derinliğine de etki eder. Ve netlediğiniz objeyi ön plana çıkaran, sadece netlediğiniz objenin net göründüğü, onun dışındaki alanın ön ve arka planın bulanıklaştığı görüntü oluşur. Değeri yükselttikçe 8, 9, 10 gibi rakamlarda diyafram kapanmaya ve daha az ışık almaya başlar. Bu durumda da netlik alanı genişlemeye, bulanıklık azalmaya ve netleme yaptığınız obje dışındaki alanda netleşmeye başlar. Açık diyafram genellikle portre çekimleri ve makro çekimlerde, kapalı diyaframsa manzara çekimi gibi kadrajdaki her şeyin net çıkması istendiğinde tercih edilir. İkinci olarak enstantane hızı nedir? Ne işe yarar? Enstantane değeri makinede bulunan perdenin hangi hızda kapanacağına, yani perdenin ne kadar süre açık kalacağına etki eder. Enstantane hızında 1 saniyelik süre baz alınır. Yani 8000 rakamını gördüğünüzde bu 1/8000, yani saniyenin 8000'de biri anlamına gelir. Perde saniyenin 8000'de biri hızla açılıp kapanacak demektir. Bu derece yüksek perde hızı araba yarışı gibi hızın çok yüksek olduğu hareketlerin çekiminde tercih edilir. Bu kadar yüksek perde hızlarının yanında 30 saniyeye kadar varan yavaş hız seçenekleri de bulunur. Perde ne kadar açık kalırsa, yani değer ne kadar yavaşsa makine o kadar çok ışık alır. Ancak burada makine hiçbir titremeye tolerans göstermez ve görüntünün karman çorman çıkması an meselesi olur. Ki zaten uzun pozlamalarda mutlaka tripod kullanılır veya makine sabit duracağı bir yerdeyken çekim yapılır. Bu nedenle amacımız uzun pozlama olmadığı sürece yanımızda bir tripod da bulunmuyorsa net fotoğraflar elde etmek için bu değeri de dengede tutmak önemli. Tabii yine çektiğimiz objenin hızı, ortamın şartları ve almak istediğimiz sonuç doğrultusunda. Perdenin açılıp kapanma hızı arttığındaysa, yani yüksek değerlerde bu kez hızlı hareketleri net şekilde yakalayabiliyoruz. Hızlı hareketleri dondurabiliyoruz. Üçüncü olarak da ISO nedir, ne işe yarar? ISO, makine sensörünün ışığa karşı hassasiyetidir. Peki bu ne demek? Yani ISO değeri yükseldikçe sensörün ışığa karşı duyarlılığı artar ve fotoğrafınız daha aydınlık çıkmaya başlar. ISO değeriyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaysa, değer ne kadar yükselirse fotoğrafınızda noise veya grain dediğimiz kumlanma gibi pürüzlü ve düşük kaliteli bir görüntü oluşması. Bazen fotoğrafçılar özel olarak bu kumlanma görüntüsünü elde etmek isteyebiliyor. Ama bunun dışında net, görüntü kalitesi yüksek kareler elde etmek istiyorsak ISO değerini olabildiğince düşük tutmakta fayda var. Son söz olarak pozlama üçgenine hakim olabilmek için önemli olan kısım, yaptığınız her çekimde çekimin türü ve şartlarına göre bu üç değerin birbiriyle en dengeli olduğu ayarı tutturabilmek. Her işte olduğu gibi burada da ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çabuk geliştiğinizi göreceksiniz. Videomuzun sonuna geldik. Önümüzdeki videoları takipte kalmak için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.